Yaşlı bir hanımefendi. İtiraf et. Manitası evet. da varmış. Var mı var manita? Ben söylüyorum. Bir sene aşkın bir süredir var benim erkek arkadaşım. Ve evlilik kararı aldınız. Evleneceğiz inşallah evet en yakın zamanda da ee, evleneceğiz. Beyefendinin resmini... Nereden buldunuz? Tim'i yaptı değil mi Bilim, bunu? Bizim Simuç'un evet. sosyal medyayı karıştırmış bu fotoğraf resmini. Kaldırmıştı resmi kalbi ki bütün birliklerimizin. Yakalar o. bir şey söyleyeceğim. Zayıflamanda beyefendinin etkisi oldu Hiç mu? Hiç olmadı biliyor musun? Bak burada ilk tanıştığımızda ben onunla... En şişman halimdeyim. Ciddi mi? Evet. Hatta belki seni bu halinde seviyorum bile. Evet şimdi çok bir... zayıf adamı düşünüyor. Ciddi <laughs> mi? Evet. <laughs> Aa, ciddi mi? Bazı erkekler öyle. Çok zayıf adamı. Bir ara bir iyiydi kıvamın ama şimdi diyor acayip artık fazla zayıf adam Aslında yeterli. beyefendi ismi Avram'dı değil mi? Evet. evet. Avram Bey çok iyi bir noktada seçmişsiniz Sedai. Neden? Çünkü biz kadınlar şöyle kurtlanırız. Ha kilolu olduğum zaman da olsaydı belki Beni de beğenmem. beğenmeyecektin. İyi halime denk geldi. Biliyor geldim. musun hiç öyle bir insan değil. O ne, güzel şey, ne güzel zaten. Ne güzel bir şey. Evlilik teklifi? Hiç. Evlilik teklifi olmadı. İşte evlenene kadar olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin, yani biz şeye başladık. Ha hazırlıklara evlak başladık işlerine falan bile başladık. Evet. Ama daha bir evlilik teklifi yok yani. Öyle ki karar verdik. Çünkü şöyle ya evliliğin teklifi, seremonisi falan bunların hepsi hikaye. Aynı fikir. İçini değil. doldurmak Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Ben ne düğünlere gittim ne paralar dökülmüş ne Aynen. sanatçılar Aynı çıkıyor. Ne gelinlikler ne Parisli modacılardan gelmiş. Doğru. Efendim düğün <laughs> şekeri diye sana bilmem ne çikolata ne oldu? 6 ay sonra patladı. Evet. Şimdi ben el alemi yedireyim içireyim hava atayım gelinlik yapayım. Ben bunlara doymuşum. Ben zaten en güzel elbiseleri giyiyorum giydiriyorlar benim olsa da olmasa da beni en iyi makyözler, e, kuaförler süslüyor, koyuyor. Şimdi benim o gün dikkat çekmeye bir ihtiyacım yok. Doğru. Benim bundan sonra hayatımı huzurlu, mutlu geçirmeye ihtiyacım. Aynı fikirdeyim. Bir şey söyleyeceğim. Pamuk Prensesler gibi, masallar gibi bir düğünle evlenmişsin. Ayrıca ne oluyor? kadar çirkin bir şey yok. Bu <gülüyor> <kadınım> <gülüyor> kadar <gülüyor> şişman gösteren. Tabii ki giymeyeceğim. Aa, bir, bir şey söyleyeceğim. Sana elbise tarzı. düğün bile yapmayacağım. Ben ofiste evleneceğim. Ofiste tabii, mi? Tabii. Hı? Ya avukatımızın ya bir o, o, da evet evet. Bir belediye başkanı arkadaşımın yardımıyla öyle normal insan gibi. Ofiste? Tabii şık giyinirim evet. Evleneceğim yani. Böyle bile gidebilirsin yani. Ve bir açık renk giyerim uğur olsun diye. Çünkü Hı. ben yaş günlerimde de hep açık renk giyerim. 17 Haziran doğumluyum. Hı. Hani aydınlık olsun uğurlu olsun diye. Bir de burçları astrolojiye meraklıyım. Ee, sen ona neyse. baktırdım sen hangi burç abram bey hangi burç As, o aslan ben ikizler Hı. ama ikimizin yükselinde terazi ne zamana Ortak denk seyir. düşüyor uygun tarih 9 marttan önce olması lazım e bir şey 9 kalmamış. martta güneş sonra ay tutuluyor ondan sonra kare açılar başlıyor nisan mayıs kare açı kavga demektir huzursuzluk tabii demektir mi? tabii Aa, biz bir şey böyle astrologlarla falan zaman? çalışıyoruz